Merhaba Dijital Ekran takipçileri, Modern Ev, 3 numaralı Modern Ev'in ikinci partneriyle devam ediyoruz. Bu arada bir dakika, hemen açıklamamı yapayım. Şurada görüyorsunuz, bakın, cam eksiğimiz var. Bunu da çok kolay bir şekilde, hadi, hızlıca çözeceğiz. Bir kat yukarı çıktığımız için da bir kat çıkacak. Boyum yetmiyor, boyum yetmiyor. Harbiden boyum yetmiyor. Evet. Tamam, biliyorum. Tamam. Sorun çözüldü. Hemen. Bakın burada unutmuşuz. Tamam. Ve böylece problem çözülür. Sen gitme. Abi aynı hatayı yapıp durma işte ya. Tamam, şimdi. Evet, bunun üzerinden gelecek o diğer iç taraftan yapacağız. Şöyle bir bakalım. Bence oldu. Tamam. Neymiş lan? Buradaki sıkıntı ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sen niye oradasın? Sen gidiyorsun. Evet, tamam. Sevgili müzisyenim, ne oldu? DJ'im benim. Sana bir DJ'im var. Hemen dönüyorum. Tamam. Git oradan git. Ve böylece isteyen iç kısımlarını beyaz kullanabilir yine. Ama ben bu şekilde kullanacağım. Şimdilik, en azından şimdilik böyle kullanacağım. Bakalım, problem yaşayan bir yer var mı? Yok. Ve yok. Tamam. Artık üst tarafı kapatabiliriz. DJ, bu aralar çok suskunsun. Bir şeye mi dertlendin acaba? Bakın.
ağırdan alıyor. Evet. Sen nesin orada ya? Ya sen? Tamam. Bazı yerlerde basamak kullanacağım gibi görünüyor. Gibi. Evet. Galiba. Sen niye böyle bir abes durdun burada? Enteresan. Biraz ışıklandıralım ortamı. Çatıya. Bakalım. Şimdi buradan basamakla mı çıkaralım? Yoksa basamak içeride mi olsun? Enteresan bir görünüm olması için. Düşüneceğiz. Burası kapatılır mı ya? Kafanıza eğin. Ve de şimdi bir ikinci kat yapacak mıyız? Günün özlü sorusu bu. Git oradan. Burada da var. Burada üçlü. Üçlüyü unutmamak için. Şimdi üst katı acaba? Acaba diyoruz. Tabi burada ikili olmak zorunda. Üst katı yapmalı mıyız? Yaparsak nasıl yapmalıyız? Şimdi şurada küçük bir balkon ön tarafta bırakıp şöyle kapatarak olabilir. Tamam. Şöyle yapalım. Şuradan bir başlayalım. Ama bir saniye. Üst katı gri mi kullanalım acaba? Yoksa şundan mı? Cesaret edemedim vallahi. Bir dakika. Bütün direkleri bunlardan kullanırsam emin değilim. Hala emin değilim. Yapıyorum ama. Yine de yapıyorum. Önceden çalışıp aslında derslerime çalışıp gelsem bu tür sorunları yaşamayabilirim. Şimdi burası çok tek düze olacak. Eğer ki öyle yaparsam, üst katı yaparsam, tek katlı yaparsam da tek katlı yapmış olurum.
Bu durumda gri ile devam edeceğiz. Yine. Hı? Galiba. Evet. Nasıl bir şey olur acaba? Hı. Yani gri bir şeylerin olması lazım. En iyisi yapıp görmek. Her zamanki gibi. Diyeceğimiz parasını istiyor galiba. Aha. Olacak zannımca zannedersem galiba. Fakat yok, olacak. Şuraya kadar sadece beyaz top. Devam edeceğim. Sonradan içini kırarım. Şimdilik sadece bir duvarımı görmek istiyorum. Kırıl kırıl. DJ, neden susuyorsun? Üzüldüm. Niye bu kadar bir hapşırık başladı benden? İnşallah hayırlı yaşa diyen takipçilerimiz olur da. Hani ön tarafını neyse ya. Hop. Üçgenli yapacaktık ama olsun. İki katlı yapalım. Türetmelerde değiştiririz. Bakayım sen fazlasın. Şimdi görelim. Şurada bir eksiğimiz var. Unutmadan yapalım ve bir bakalım. Seni de tamamlayalım. Hadi ama. Ve şöyle bir bakış yapalım. Ha. Buradaki bu. Bu ne ki? Ha. Şimdi bakalım. Olacak ya, yani. Olacak, olacak. Güzel. Ben beğendim. Şu DJ'yi ben bir fırçalayıp geliyorum. Arkadaş, uyuyakalmış DJ'miz. Enteresan. Yani çok enteresan. Nereden? Bakayım. Son katı. Şurası kırılmış. Üzerine. Vay. Olacak, olacak. Evet, aynı şekilde devam ediyoruz. Hadi uç, uç. Çeşit kullanmak istiyorum ama cesaret edemedim. Yani deneme yapmadığım için şimdi koca videoyu da koca kaydı harcamak istemiyorum.
sonuçta ben sadece yol göstermekle mükellefim. Sonuçta kullanacağınız malzemeler... Oh! Yani kullanacağınız malzemeler sizi ilgilendirir. Ben ona karışamam. Oh. Tamam. Evet, tamam. Sorun yok. Tamam. Şimdi pencereler. Buzu kullanmak isteyişimin sebebi şeydi. Kenarları yok ya. Çok güzel olabilirdi ama. Kısmet. Oradan. Sonradan süslemelerini devam edeceğiz ama önce bir yapalım. Bakın bir kat daha çıkmışım. Herkes iyi mi? Tamam. Olmuş. Tamam. Şimdi 1, 2, 3, 4 bir de 5 gerekiyor muydu? Tabii ki. Çünkü çatı. Güneş batmasın. Yani direkt güneşe bakan bir açıdayım. Ya doğuşuna ya batışına denk gelip duruyoruz. Cephe şeklinde başladım çünkü. Evet. Artık üstümüzü... Oh! Nereden geçtim ben öyle? Evet. Üstü kapatabiliriz artık. Çekil önümden.
kaldığımız yerden devam edelim. Kusura bakmayın. Siz fark etmeseniz de küçük bir ara vermek zorunda kaldım. Şimdi... Aa, bir dakika. Ya buraları ben komple cam yaparsam? Ama mutfak ve banyo olarak düşünmüştüm. Ama oluyor ya. Bakalım yapabileceğimiz. Yani aslında oluyor yani. Giriş. Ön taraf değil mi? Tamam. Daha iyi. Tam 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 tam. Nasıl yaparız? Şöyle bir görelim. Ama çok yani enteresan bir ev oldu. Ben buraları banyo olarak düşünüyordum. Ha, bir dakika. Gir içeri. Şuraya yaparsam olabilir yanlardansa. Gerçi iç dizayndan ne anlarım ki ben? Buraya bir çare. Yar buna bir çare. Acaba öndeki iki direği buradan alırsak. Çünkü arkaya taş döşeyeceğim. Taş. Öncelikle nasıl göründüğünü görmek istiyorum. On numara beş yıldız. Gerçi beyaz da güzel ama. Sonuçta arkayla ilgili bir planım var. Hadi ama şuraya ya. Yap. Şimdi bir bakalım. Budur. Budur abi, bak yanında beyazları da kullanmışız. Şimdi arka tarafın sadece içini mi? Yoksa şöyle mi? Evet.
En sonunda üçüncüyü kullanacak yeri bulduk. Bakın. Gayet şık. Fakat şimdi daha güzel. Nedense beğendim. Şimdi E-O. Sen gidiyorsun herhalde. Şuradaki problem ne? Oh! Evet, tamam. Şöyle yaparsak. Sen nesin orada tek başına? Çok güzel. Hediye paketi gibi oldu biraz ama. Olsun, sanatçı evi. Ve böylece buralar böyle kalsın. Sadece şunu mu yapmalıyım acaba? Yoksa görüntüyü bozuyor mu? Sanki ops. Hadi ama. Evet. Şimdi daha güzel. Farkındasınız galiba siz de. Ben hala şurada bir sıkıntı, ne koyabilirim diye düşünüyorum oraya hala. Hala oraya bir şey koyabilir miyim diye düşünüyorum ama zannedersem artık zemin vakti. Peki bu sanatçı evinin biz ilk katını ahşap zemin yaparsak, en azından odalarını. Hemen bakacağız. Bana bir ahşap. Şu güzel. Boyum yetmedi. Ha, beyaz burası. Şimdi tabii ki böleceğiz. Çünkü bir tane oda için bu kadarlık bir alan yeter bence. Bakayım. Bakın, bence gayet güzel. Ya da siz bilirsiniz yani. Şuradan.
Tamam. Ya da öndeki odaları küçük, arkadakileri mi büyük yapsak? Ya da öndekileri büyük, arkadakiler küçük. Ama ne kadar? Bir saniye. Böyle yaparsam her şeyi deneme. Güzel. Buraya bakalım. Gayet güzel. Burayı da buradan mı yapsam acaba? Sanatçı evi normal olmamalı. Bahaneye bak, sanatçı evi. Biz... Yo, tamam, doğru, orayı burası olacak. Bir an heyecan yaptım. Ve de ooo, iki kapılı oluyor. Mutfak alanı olarak burayı değerlendirirsek şöyle. Ve de dışarıda yağmur yağıyor. Gayet güzel, uyumlu oldu bak. Yani bakın bakın. Burada güzel küçük bir oda. Burada büyük bir oda. Aa, başımı döndürdü bu odalar. Arkadaşlar, bu bölümü burada sonlandırayım. Diğer bölümde burası beyaz, odalar ahşap olmak üzere geri döneceğiz. Beğenip beğenmediğinizi butonlarla göstererek, yorum yaparak, abone olarak destek olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet.